Let's go. Let's go. Biraz hype başlayacağım arkadaşlar. Çünkü oyunda yeni bir oyuncu var. Çok değişik bir giriş oldu ama. Özlü sözlerde bugün diyormuşuz. Arkadaşlar mükemmel ötesi bir kargomuz var. Ayakkabıyı da aşırı merak ediyorum. Derseniz birkaç haftadır Instagram'dan paylaşımlarını da yaptım bu ayakkabının. Şimdi almak nasip oldu diyelim. Kargo açımını gerçekleştirmek istiyorum. Bu sayede de ilk izlenimlerimi vereceğim. Fakat ayakkabıdan ziyade aldığım adres de beni çok heyecanlandırıyor. Adresi belki bilenleriniz vardır. Ama ben bile hani çok duymuş değildim. Sport In. Tanıdık geldi mi? Sanki bir... Outlet'e gitmiştik. Aynen. Ahasti'de vloglar yapıyoruz. Orada Ahasti Outlet'e gitmiştik ve Sport In Outlet geçiyordu. Ben de şaşırmıştım. Bu ne? Yani niye böyle diye. Arkadaşlar Sport In markası Türkiye'deki neredeyse bütün Nike mağazalarının sahibinin markası. Yani aslında bunlar aynı markalar. Onlar Sport In Nike diye geçer. Beni çok heyecanlandırdı. Çok mutluyum. Artık bu Nike'ların online mağazası da var. Bana çok diyen oluyor. Abi sen çok şanslısın ya. İşte Ankara'da her AVM'de süper Nike'lar var. O Nike'ların içinde süper ürünler var. İşte kıskanıyoruz. Biz de alamıyoruz. İşte Adana'dan yazıyor. İşte atıyorum Antep'ten yazıyor. Örnek veriyorum bunlar. Evet, Doğu'dan İstanbul'da yazıyor. İstanbul'da yok diyor. İstanbul'dan yok diyor. İstanbul'da ki AVM'lerin hepsinde yok. Artık arkadaşlar bir yerlere gitmenize gerek kalmayacak. Direkt olarak AVM'lerin içerisindeki o güzel Nike'lar elinizin altında bir tık uzağınızda oluyor. Sport In markası online güçlü bir site yaptı. Nike.com.tr'ye benzetiyorum ben kalite olarak. Gayet güzel, gayet şık. Birçok ürün seçeneği, birçok ürün gamı. Nike SB Dunk'lardan Air Jordan 1'lere kadar her şey orijinal ve güvenli bir biçimde. Orada çok da hızlı kargo. Yani biz mesela şimdi Ankamoli ve Japa'yı geziyoruz ve bayılıyorlar. Hani bu ayakkabıyı bulamıyoruz diyorlar. Şimdi internet sitesinden bulabilecekler. Aynen öyle. Bu kadar. Çok güzel. Beni çok heyecanlandıran bir haber oldu. Çok da hoşuma gitti. Onlar adına da umarım hayırlı ve güzel olur diyorum. En güzel ürünleri çıktığı anda bulabilirsiniz ve hızlı kargo. İşte Nike'den alıyoruz mesela 15-20 gün sürebiliyor. Burada o kadar beklemenize gerek yok. Bu bana 2 gün içerisinde geldi arkadaşlar. Ankara içinde olmamdan da kaynaklanabilir. Yakında Ankara'ya 1 gün içerisinde kargo göndereceklerini söylediler. Elden teslim yapın. Kızım. Sen ne yapıyorsun? Tam hızı almışım, bir şeyler anlatıyorum, hemen böyle dönüyor ya. Kızım. Aynen. Hadi git. İlerleyen zamanlarda Ankara içinden de çok daha hızlı olabilir. Tüm Türkiye'de de 2-3 gün içinde kargolanacak. Çünkü zaten Türkiye içerisinden gönderiliyor. Ve kargolama biçimine bakar mısınız? Asıl heyecanımın sebebi de bu. Oh, şu şekilde güzel bir poşetle geliyor. Poşetin içinde kutu var. Kutunun içinde ayakkabı kutusu var. Yani tertemiz bir ayakkabı sever olarak, sneakerhead olarak diyelim. Kimisi bu tanıma kızıyor bazen ama sneakerhead demek yani ayakkabı sever demek arkadaşlar Türkçesi. Bu şekilde bir kargolama inanın mükemmel. Çünkü ayakkabınızı aldığınız zaman o ilk duyguyu yaşatmak için en güzel bence paketleme bu. Yani korunaklı geliyor paketin ve ben kutuyu, yani bu kadar para veriyorsam kutunun zarar görmesini istemiyorum. Azı beklemek de istemiyorum. Hızlı ulaşmak istiyorum. İşte onun için harika oldu. Şimdi şu paketi beraber açalım. Daha önce de böyle bir paketleme görmemiştik. Evet, çok güzelmiş. Ben beğendim. Şu şekilde açıyorsunuz. Ve ayrıca bir şey daha göstereceğim. Şuraya bakar mısın? Tekrar diyelim ki iade etmek istiyorsun, beğenmedin. Sen de bu sefer bunu çekiyorsun, tekrar yapıştırıp gönderiyorsun. Çok bu da harika olmuş. Evet. Yani gerçekten buna zaman ayırmışlar, buna vakit maliyet... ve bütçe. Ve bütçe tabii ki, yani maliyettir bu. İnternet adreslerinin linkini de aşağıya koyuyorum. Direkt girip oradan bakabilirsiniz. Çok güzel ürünler var. Güzel indirimli fiyatlı ürünler de var. İlerleyen zamanlarda ben de bu siteden sık sık alışveriş yapacağım gibi duruyor şu an için. Evet bak şurada biz da. Biz zaten dev kargo lazım. Planı lazım. Yani bir dev kargo yapmazsak ayıp olur. Bu ama bir duyuru olsun. Ve bu ayakkabıyı çok hızlı istediğim için. Hani bayağı çünkü beğendim. Westbrook'lar var, PG'ler var. Bunu daha çok beğendim arkadaşlar. O açıdan hemen buna ulaşmak istediğim için böyle hızlı oldu. Yoksa biraz daha bekleyip ha büyük bir kargo sipariş edecek imkana ulaşabilirdim. Şuraya bakar mısın? Benden başka kimsenin açmadığını görüyorum. Burada hani sadece ilk ben açıyorum. Bu da çok tatlı. Bu kutuyu bence direkt böyle çatır çutur açmayın. Böyle tatlı tatlı açabilirsiniz diye düşünüyorum. Kargoda bu kadar zaman harcadık. Bakalım içinde ne kadar zaman harcayacağız. Hadi şöyle şimdi çıkartalım. Kutu da çok değişik bir kutu değil mi? Aynen. Kutular diyoruz. Ne yazıyormuş üstünde? Evet hemen şimdi onu da inceleyeceğiz. Evet bakıyoruz. Move to Zero is Nike's journey toward zero carbon and zero waste. Yani bir nevi zero demek yani sıfır atık projesi olmuş oluyor. Bu ayakkabı da arkadaşlar thumbnail'dan falan anlamışsınızdır. Nike Cosmic Unity ayakkabısı. %25'i ağırlıkça %25'i geri dönüşümden üretilmiş bir ayakkabı bu. Anthony Davis biliyorsunuz tanıttı ve ben o tanıttığı zaman bayıldım. Gördüğüm zaman da Venom geldi aklıma bana. Birçok imzalı ayakkabıdan daha çok beğendiğim ve hızlıca almak istediğim ben de çok oldu, değil mi? Görüntü olarak. Sizlerin geri dönüşleri de böyle
görünce acele ettim biraz. Hatta ben dedim ne? Bu mu yani çöpten üreten ayakkabı? Evet, bu mu falan oldu? Resmen imzalı olması lazım. Evet. Anthony Davis'in keşke imzalısı olsaymış diyorum ya. Evet. AD1 falan tarzı çıkmış olsa çok da tatlı olurmuş. Ama Anthony Davis'in imzalı ayakkabısı yok. Pazarlanabilecek bir atlet olmadığını düşünüyormuş Nike. Öyle bir haber okumuştum ben. Pazarlanma yönü yok. Hani Kyrie gibi, LeBron gibi, PG gibi değil diyorlar. Bence çok başarılı ve harika bir oyuncu. Bakalım ileride belki olur bu ayakkabı çok tutarsa. Ki bunun böyle bir iterasyonu gibi devam edilebilir. Şurayı bak ilk defa görüyorum şu sembolü. Bu da arkadaşlar Nike'ın dünyayı düşünüyorum. Atıksız bir dünya oluşumunu simgeleyen bir sembol, logo. Bu da bayağı vakit harcadık, kargoda bayağı vakit harcadık. Ama güzel olunca insan da üstüne konuşmak ve heyecanını paylaşmak istiyor. Hadi geleyim bakalım. Bu ne böyle he? Ho 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 ho! Dev gibi. Arkadaşlar 11 numara söyledim ama inşallah ayağıma çok büyük gelmez. Normal bence. Of! Bu ne böyle ya? Bana çok büyük geldi sana. Normal mi geldi? Yok, iyi geldi. Biraz şu arkası markası ya. Evet çok uzun ya herhalde ondan. Arkadaşlar elde çok daha kaliteli ve çok daha okkalı, sert duruyor ya. Savaşa hazır bir ayakkabı gibi duruyor. Star Wars ayakkabısı gibi. Ben. Çok iyiymiş. Neresinden başlayacağımı bilemiyorum. İlk önce yine bu ayakkabının öne çıkan yüzüyle başlayalım. Çöpten üretilmesi ilk defa bir basketbol ayakkabısında bu kadar çöp materyal kullanıldı. %25'i ağırlıkça çöpten üretildi arkadaşlar. Her yanında çöp kullanılmış ama tabii ki böyle olunca daha pahalı oluyor. Çünkü teknoloji olmuş oluyor arkadaşlar. Geri dönüşüm teknolojisi pahalı bir teknoloji. Yani bazı diyor ki çöpten üretilen niye daha pahalı? Bu yüzden daha pahalı. Çünkü herkes bunu yapamaz. Herkes bu şekilde bu ürünleri kullanamaz. Dikkat ederseniz hemen burada krater foam diye geçiyor bu. Krater köpüğü. İçinde böyle nokta nokta şeyler var ya onlar çöp mesela. O çöpleri granül haline getiriyorlar. Böyle işte bir büyük devasa makinelerden geçirip işte ona böyle pıtır 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 rengi pıtır çok güzelmiş çiplere bu. Getiriyorlar. Bu rengine de ben bayılmıştım. Diğer renkleri de çok güzel. Hem bu sade hem de şık. Yani böyle göze de çarpıyor ama sade de. Mint yeşili zaten şey moda artık ben ya. Ben bağcıklarını da çok sevdim ilk görüşte. Bağcıklar da hoşuma gitti. Şimdi hem kameraya tepki ver hem de kendim bak biraz böyle şey yapamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz ben de heyecanımı almam lazım içinden. Burada kullanılan geri dönüşüm her yerde kullanılmış. Üstünde, altında, her yerinde var. Bu geri dönüşüm malzemeleri neler oluyor? Plastikler, iplikler, sentetik deriler, bütün her şey, kumaşlar bu geri dönüşüm materyallerine kullanılıyor. Of şu Nike işareti şimdi dikkatimi çekti. Ben onu açtım. Şu Nike işaretine bakar mısınız? Gözüküyor mu? Plastik falan. Plastik ve Venom ya. Venom. Ben bu rengin ismine Venom vermek istiyorum gerçekten. Özellikle şu üstündeki Spider-Man ağlarına benziyor ve Venom ağlarına benziyor. Oy, harika. Şu an gidip hemen Tom Hardy'nin Venom filmini izleyesim geldi. Eminem'in Venom şarkısıyla. Şuradaki logosu falan harika ötesiymiş gerçekten. Görüntüsünü aşırı beğendim. Şu arkasındaki sanki uçacakmış gibi değil güzel. Mi? Güzelmiş gibi. Altından da başlayarak biraz ilk izlenimlerimize bahsedelim. Sonra da ayağımıza giyelim. Bu ve basket videoya... ayakkabısı mı? Bu tamamıyla basket ayakkabısı. İlk defa bir basket ayakkabısında geri dönüşüm materyali kullanıldı. Açıkçası ben de heyecanlıyım. Hani nasıl performans sergileyecek? Acaba bükülecek mi? Eğilecek mi? Rahatlık sunacak mı? Birçok aslında kafamızda soru işareti var. Alt tabanı arkadaşlar çok sert. Dışarıda oynanabilir kesinlikle. Ve balık sırtı biliyorsunuz. Bu oldukça iyi sağ tutuşu sağlıyor. Eski ayakkabılarda hep kullanılırdı. Curry 7'de hatırlarsanız bu vardı. Jordan 34-35'te. Bu arada tabii ki Ekrem kalktı yanımızda. Çok da ince bir plastiği var. Bu da ayakkabının ağırlığını azaltmak için yapılmış. Ayakkabı oldukça hafif. Yani bu kadar materyale rağmen ben hafifliğini çok beğendim. Hemen penceresini görüyor musun? Çok ilginç. Ayakkabının altında aslında fazla bir şey olmadığını gösteriyor. Burada yastıklamayı görebiliyoruz arkadaşlar. Ve Zoom Strobel yazılmış görüyor musun? Bu aslında KD12'de, KD13'de. 2021 yazıyor Zoom Strobel ya. Şu camın üstünde. Gördüm, evet. Camın üstünde yazıyor. 2021 yılında çıkan bir ayakkabı. Onu simgelemişler. KD12 ve KD13'teki harika yastıklama var arkadaşlar. Kobe Protro 6'da kullanılan yapı kullanılmış. Yani iki mükemmel ayakkabının yapısı. Ve zaten dedim ki KD12, KD13'teki yastıklama varsa benim için efsanedir. Benim gibi yastıklamaya ve rahatlığa ihtiyaç duyanlar için yine efsanedir. O harika olacak. Ayağıma giymek için şu an sabırsızlanıyorum. Hemen şöyle yukarıdaki köpüğüne bakalım. Krater köpüğü. Ya diyorum ya Venom ya. Dışı gayet güzel. İçinde kozmik yazıyor. O da çok hoşuma gitti. Şekilleri, desenleri. Ben şu şekilde bu boş köpüğe desen verilmesini de çok seviyorum. Değil mi? O çok güzel olmuş. Zaten Nike işareti beni benden aldı. Bir kozmos. Kozmik de oradan geliyor. Kozmos yani dünya, evren.
hani kainat olaylarından bayağı hoşuma gitti. Üstündeki yapı çok kuvvetli. Ne diyorsun? Taş gibi ya. Ayakkabının her yeri taş gibi. Çok hoşuma giden bir ayakkabı oldu gerçekten. Elde inanın resimlerden çok daha iyi. Ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum açıkçası. Ben bekliyordum. Hani, çok beğenmiştim. Yani sen görüntüde beğendim. Farklı bir şey. Çok farklı. Bir de o da hoşuma gidiyor. Yani farklılık yapmaları biraz Hyperdunk'ları andırdı bana. Bilmiyorum siz ne dersiniz? 2017-2018 Hyperdunk görüntüsü tabii ki çok daha farklı bir şekilde. Bak şuralar renkli renkli görüyor musun? Değil mi? İçinde sanki hani geri dönüşümü de öyle ifade ediyor olabilirler. Ön kısımları mesela ağlı ağlı, arka kısımların içinde öyle renkler var. Bileğine bakar mısın, bileği? Bilek kısmı. Hani şu efsane durmuyor mu ya? Şu pofidiklik de güzel. İçi çok pofidik muhtemelen. Şu an bakıyorum. Evet arkadaşlar, bu büyüklüğü de oradan kaynaklanıyor tahminim. PG4 gibi, yani PG4'ün içi de böyle sizi ittiriyordu ya. O tarz bir şey olacak. Çok yapısı çok kuvvetli. Arka topuğu da çok sağlam. Dış topuk korumasıyla. Bağcıkları renk katmış. Siz daha farklı bağcıklar da tabii ki ilerleyen zamanlarda takabilirsiniz. Bağcıklar arkadaşlar hep flywire'lara, yani ağlara bağlı. O ağlar sizlerin daha iyi sıkılaştırmanızı sağlayacak. Hemen böyle birkaç dizayn detayına, dilindeki kozmik logosu çok sert ve bayağı güzel geldi bana. Ne diyorsun? Şuralarda tutacakları var. Bir tarafta 001 yazıyor. Birinci ayakkabı. Birinci iterasyon, yani birinci versiyonu olabilir. Ha şöyleydi, pardon. Bu basketbol ayakkabılarındaki yeni bir çağ simgeliyor. Hani daha fazla, daha farklı şeyler gelecek. Bu Nike'ın gitmek istediği yöne doğru bir adım gibi. Orada designer'ı konuşuyordu. Onun hatırlıyorum izlediğimi. Ah seni yerim. O olabilir. Sanki yeni çağın başlangıcı gibi bir ifade. Evet çok güzel. Bu kozmik logosunu çok beğendim. Arkasındaki tutacakta Nike yazıyor. Diğer renklerini de şu an heyecanla beklemeye başladım. Çok beğendiğim bir ayakkabı oldu. Evet şöyle içini çıkartalım biraz. Açalım ve ayağımıza giyelim. Bence artık ayağına giy, çok sabırsızlandım. Evet ben de çok sabırsızlandım. Arkadaşlar gerçekten çok beğendim. Çok konuşmak istedim. Sen güzel zaten sabırsızlanınca çok böyle biraz ya daha ya bazı ayakkabılarda şey mesela Kegitre 5'i açtık hatırlıyorsun geçen hafta. Ya ne konuşayım ki oldum bunda, ne diyeyim ki? Gerçi inceleme videosuna saklayayım kendimi. İnceleme videosunda hem fikirlerimle sahada deneyerek, uzun süre oynayarak anlatacağım için orada 20 dakikalık inceleme videosuna hazır olun. Aha! Bunu da şimdiden ayakkabıcı yapıyoruz. Bak oğlum! Gerçi senin vücudun kadar bir ayakkabı ama olsun. Şu an beynimin arkasında Eminem'in Venom şarkısı çalıyor ya. O filmin sonunda çıkan soundtrack'i. Evet, şöyle açalım. Taş çok gibi. Taş gibi ya, bu ne böyle? Bir böyle Jordan... Sence ayakkabının taş gibi olması iyi bir, i̇yi bir şey mi? Yani şöyle, Jordan 35'i düşünelim mesela. Taş gibi ama bir o kadar da performansı uygun. Ama bir LeBron mesela 17'yi düşünüyorum. Taş gibi ama oynamaya uygun değil. İşte o çok zaten önemli. Taş gibi olması uzun süreli kullanım için çok iyi olur. Fakat ilk oynamalarda ayağınızı öldürebilir. Bakalım bunun rahatlığı nasıl olacak. O yüzden zaten detaylı inceleme yapıyorum. Hani şu an böyle yapsam fikrim bu, alın değil. Ben bunu 2-3 hafta, bazen 1 ay giyip sizlere fikir anlatıyorum. O zaman çok daha olgun fikirler olmuş oluyor. Bu ilk görseli, ilk düşüncelerim. Ama detaylı performans incelemesinin gerekliliği bu zaten. Kanalımızın farkı da bu. Let's go. Coştum ya ben. Kargoda böyle güzel gelince arkadaşlar beni çok mutlu etti. Ya bu kargolama harika bir şey. Ama bu tarz bir firmadan da bu beklenirdi bence. Türkiye'de 13 ilde 26-27 şubeleri var, düşünün. Yani Türkiye'deki neredeyse bütün Nike'lar... 13 ilde 26 şube mi? 26. 13 il 26 şube, aynen. İzmir ve İstanbul haricindeki bütün Nike'lar arkadaşlar bu markanın artık internet sitesinde olması ve böyle kalite sunum yapıyor olması harika. Ve farklı farklı indirimleri de ilerleyen zamanlarda mutlaka olacak. Çünkü bu kadar güçlü bir marka piyasadan bağımsız kendi indirimlerini yapacaktır. Ben de ilerleyen zamanlarda bu mağazaları gezip alışverişler yapıp internet sitesinde coşkun coşkun alışverişler yapmayı istiyorum. Dev kargolar kesin gelecek. Takipte kalıyorsunuz. Link aşağıda, dediğim gibi girin bir bakın. Belki beğendiğiniz çok güzel şeyler vardır. Air Jordan 1 arayanlar yine girsin baksın. Görmüştüm. 11 var, 12 var, retrolar. 11 var, 12 var, retrolar var. Yani mükemmel bir site. Çok bu güzel ben... Asıl birçok kişi bana soruyor, abi nereden alabilirim? Güvenli alışveriş sitesi neresi? Bana öner öner. Yani bazen gerçekten söyleyecek site kalmıyor. Hani Nike.com diyorum, yani yanına bir iki tane daha site koymakta zorlanıyordum. İşte şimdi burası geldi. Aradığınız limited edition'lar, dunk'lar, retro'lar burada olacak arkadaşlar. Ben de onlardan açmak istiyorum kesinlikle ama bu ayakkabı hakkında çok heyecanlı olduğum için ilk buna önceliği vermek istedim ve bir an önce almak istedim. Venom yani, tipi Venom, böyle Venom. Böyle bir dil çıkacak. Aa, içine bakmayı unuttum. İçinde de yine bu Nike'ın dünya logolu olanı var. Ya mint yeşil olması çok tatlı. Bayılıyorum ben. Akşam acaba nasıl olur bu? Akşam böyle parlar mı? Mi belki? Parlayabilir. Ooo, içi darmış. Uhu. Arkadaşlar 45 aldım. Çok büyük duruyor ama tam. Şu arkadan inanılmaz ittiriyor. Bakar mısın? Şöyle ayağımın şurada sanki çok boşluğu varmış gibi. Arkası böyle bir lık diye. Bir ayakkabı daha böyleydi. Hangisiydi? İşte PG'ler. PG4. Onda da 45.5 aldım ya. İlk 45.5 ayakkabım. Protrolar da mı böyleydi sanki? Protro... Arkadan böyle bol gibiydi.
Hatırlayamadım. Aslında pufidik bir film. Ama şu arka kitlenme hissi mükemmel. Böyle sanki uçacakmış gibi diyorum ya, şuradan roketmiş gibi. Çok iyi ya. Krater köpüğü ismi ya. Tam bir krater görüntüsü de var. Çok sağlammış. Evet. Ekrem de sevdi. Ekrem, sen de mi çok sevdin oğlum? Sen de mi ilk defa bir ayakkabıya bu kadar yanaşıyor? Evet, çok ilgisini çekti onun da. Evet, gerçekten hoş. Oo. Arkadaşlar, KD 13 gibi. Yani 12'deki zıp zıplık kadar zıp zıplık yok. Oo. Let's go. Let's her go. An böyle arkandan böyle püf şey yapıp roket gibi. Gerçekten. İlk dikkatimi çeken şey Adidas ayakkabılarında bu olurdu. Bastığınız yüzeyden daha geniş bir yüzey var arkadaşlar. Yani bu da basıncınızın dağılmasına ve daha dengeli oyun ortaya koymanıza yarıyor. Hemen dikkatimi o çekti. Arka topuğun çok kuvvetli olması dikkatimi çekti. Ve yastıklaması harika. Yani çok fazla zıp zıp değil. Yani KD 12 gibi değil, KD 13'e yakın. Aynı kullanım olmasına rağmen işte her ayakkabı da farklı farklı oluyor. Çevresi farklı. Bu muhtemelen KD 13'ten bir tık daha iyi bir ayakkabı olacak. Çünkü KD 13'ün altı çok kuvvetliyken üstü yetişemiyordu o ayakkabıya. Üstünde eksiklikler vardı. Bunun üstü de mükemmel. O yüzden güzel. Fiyatı da ondan da aldıya geldi. Ne kadardı? 1480 galiba. 1500 lira. Hmm. Ekonomiden artık bütün ayakkabılar böyle ama çok hoşuma gitti ya. Yani yılın enlerinden olacak tarzda bir ayakkabı, çıkış ayakkabısı olarak ben bayıldım. Arkası markası ne diyorsun? Evet, çok hoş. Let's go! Let's go! Evet, ilk izlenimlerimiz bu şekilde. Çok beğendim, çok güzel. Ve harika kargolaması, hızlı kargolamasıyla beni benden aldı, çok mutlu etti. Sizler de girip siteye kontrol edebilir ve alabilirsiniz. Özellikle mağazada bulamadığınız beden, numara, ayakkabı varsa buradan yapıştırabilirsiniz. Hatırlarsanız Ankamol Türkiye'nin en büyük mağazasında Nike turu falan yapmıştık ya. İşte o mağazanın internet sitesi. Ankamol mağazası Türkiye'deki en büyük ve en fazla seçenek var. Bir mağaza turu Ankamol yapmak gerekiyor. Yapmak lazım. Bir bakalım güncel neler var. Evet, pandemi de yavaş yavaş böyle azalır ve etkisini kaybederse yapmaya çalışacağım. Evet, bu şekilde mutlu ve coşkun bir kargo açımını daha geride bırakmış oluyoruz. Bazıları rahatsız olabiliyor, böyle çok hype'sın, işte çok şey oluyorsun. Ama gerçekten öyleyim, ne yapayım, enerjimi tutamıyorum içimde. Ve bu tarz güzel kargo açımları, bu tarz güzel paketlemeler, kargolar beni mutlu ediyor. Ve ayakkabı da böyle harika olunca... Ayakta çok büyük durdu mu sence? Yo, çok da gayet güzel. Çok evet. Güzel durdu. Bu şekilde. Detaylı performans incelemesi gelecek. Onun için bekleyişte kalın. Biliyorsunuz şu sıralar pek spor salonlarına gidemiyorum işte bu korona olaylarından dolayı. Ama yakın zamanda yapmaya çalışacağım. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı Dice bugünlük.